Üşümüştüm. Düşlerimin üzeri açıktı. Bendim. Arzularımsa çıplak, onlardım. Ufacıktı dileğim mavi suya. Örtük bakışının dolaysız ısısı. O kadarcıktı. Şiirleri kadar keşfedilmemiş derinliği, gizemleri ve mücadelesiyle geçti dünyada. Hayatı 29 yıl sürdü ama yaşadıkları kağıda döktüklerinden çok daha ötesiydi. Nilgün Marmara. Balkan göçmeni olan bir ailenin iki kızından biriydi. 1958'de İstanbul Moda'da doğdu. Liseyi Kadıköy'de okudu. Üniversite eğitimine edebiyatla başladı ancak devam etmedi. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümüne girdi. Sol görüşlüydü. Okul yıllarında başladı şiir yazmaya. Ama yazdıklarını herkesten gizledi. Mezuniyetinde hazırladığı tez konusu tüm hayatına etki etti. Tezi Sylvia Plath'ın şairliği ve intiharı üzerineydi. Kimilerine göre bu yıllarda Plath'ın yaşamından etkilendi. Onu bir ayna olarak kabul etti, kendini onda görmeye başladı. Şiirlerinde de bu kırılganlığın izleri vardı. Güz mü yanlış rengiyle, kışlar mı yaşam aralığı kadına? Kutlandık ezgisi böyle uzak, yalnızlık, yalnızlık bitimsiz. Gece ipek dokusu çözüldüğünde, ellerim eksik cennetim benim. Nilgün Marmara mezun olduktan sonra turizmden konsolosluğa birçok işte çalıştı. 1982'de Kaan Önal'la evlendi. Evleri şair dostlarıyla buluşma mekanı olmuştu. Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, Tomris Uyar, Küçük İskender sık sık misafirleri oldu Kızıl Toprak'taki evlerinde. Çift bir süre sonra iş nedeniyle Libya'ya taşındı. Ancak bu ülkede mutluluğu bulamadı Nilgün Marmara. Eşiyle yeniden döndü Türkiye'ye. Döndükten sonra da psikolojisi günden güne kötüleşti. Tedavi görmeye başladı. Doktoru yazmaya ve okumaya ara vermesini istedi ama dinlemedi. Doktorunun eşine anlattığına göre çok zeki ve kültürlüydü. Bu yüzden de en zor vakalardandı. Nilgün Marmara içine düştüğü depresyon ve yalnızlık duygusundan çıkamadı. 13 Ekim 1987'de ardında bir mektup bırakarak kaldığı evin penceresinden atladı. Henüz 30'unu bile görmemişti. Geliyorlar. Bu evde doğan yeni bir ölümü görmeye, koşarak, düşe kalka, yuvarlanarak, sürünerek, nasıl olursa olsun, görmek için bu eski dostların yeni cesetlerini ve göstermek için kendi dirimlerinin kıvılcımlarını geliyorlar. Uyuyan arzunun, düşün, belleğin leş kokularını duymaya geliyorlar. Ölüm sessizliği, toz ve küf kokan evden ayrıldıklarında, seviniyorlar, canlıyız diye. Ardından çok şey söylendi. Kimilerine göre içine girdiği ruhi bunalımda gereken ilgiyi bulamamıştı. Eşi, Nilgün'ün şiir yazdığını bile bilmezdim. Bir kenarda pıtır pıtır bir şeyler yazardı, dedi bir röportajında. Ölümündeki en baskın görüş ise Sylvia Plath'ın intiharından, hayatından etkilendiği yönündeydi. Günlüklerinde de hayatın neresinden dönülse kârdır, diyordu. İntiharından bir yıl sonra daktiloya çekilmiş şiirler kitabı yayınlandı. Ardından günlük ve notları Kırmızı Kahverengi Defter adıyla bir kitapta toplandı. Ancak kitap şairi yanlış tanıttığı ve haksızlık edildiği gerekçesiyle eleştirildi. Vefatı, şair dostları arasında da derin üzüntü yarattı. Cemal Süreya, "Bu dünyayı başka bir dünyanın bekleme odası gibi görüyordu," dedi. Ece Hayan'a göre,
umutsuzlar merdiveninde bir garip kuştu Nilgün Marmara. Haydar Ergülen de onu dünyayla yaralıydı diye tanımladı. Karanlıklarda kaybolmuşum, bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum uzun zamandır. Aradıkça batıyorum karanlık kuyulara. Kimse duymuyor çığlıklarımı. Duyan aldırış etmiyor, çekip kurtarmak istemiyor. Bense insanların bu ilgisizliği karşısında ilgiye susamışım. Ümidimi yitirmişim. Biliyorum bir gün dayanamayacak küçük kalbim. Arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim her şeye veda edeceğim. Nilgün Marmara'nın günlükleri 2016'da yeniden ama eksiksiz olarak Defterler adlı kitapta yayınlandı. Bu kitap okurla daha çok tanışmasını sağladı. İntiharından önce yazdığı mektupsa ölümünden neredeyse 30 yıl sonra ortaya çıktı. Eşine, ailesine ve yaşadığı kısa hayata veda sözleriydi yazdıkları. Sevgilim, her gün kötücül bir düşü kurmak ve onu taşımak artık kılgıyı gerektiriyor. Sana böyle bir yük bırakmak istemezdim ama sen akıllı ve güçlüsün. Çabuk unutursun. Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu, suçlu saymasın çünkü suç yok. Yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu. Her anın niyesini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu. Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi. Yiten bu işte. Bu tükenişle hiçbir yeni yaşama başlanamaz. Bu nedenle tüm sevdiklerime elveda diyorum. Beni bağışlayın. Buna en çok annemden, babamdan, ablamdan ve Kaan, senden diliyorum. Dostlarımdan da.